Evet, o en güzel isimlerin sahibine, o övülmüş insana, rehberimiz, önderimiz, sevgililerin en sevgilisine, biz de Yaman dedenin o muhteşem naatıyla sesleniyor ve diyoruz ki, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rûnumâsın sen. Habibi Kibriyâsın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et, yandım ya Resulallah. Rabbim bize onun mübarek sancağı altında haşrolmayı nasip etsin. Bize layıkıyla ona ümmet olmayı, onun tertemiz ayak izinden gitmeyi, onun şefaatine nail olmayı Rabbim inşallah hepimize müyesser kılsın. Kardeşlerim, Fetih suresinde 8. ayette Cenab-ı Allah Habibine ve onun ümmetine şöyle sesleniyor. Estağfirullah, bismillah. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Muhakkak ki biz seni şahit olarak, bir müjdeleyici olarak, bir uyarıcı olarak gönderdik. Resul-i Ekrem Efendimiz bir müjdeciydi. Kurumuş topraklara inen yağmura nasıl rahmet denilirse, işte Hazreti Peygamber de kurumuş, çöle dönmüş, çoraklaşmış kalplere bir yağmur gibi inen rahmetti. Hazreti Peygamber ilmin ete kemiğe bürünmüş, ilmin mücessem, müşahhas haliydi. Oturuşu, kalkışı, yürüyüşü, duruşuyla o mübarek başından mübarek ayağına kadar tavrıyla, edasıyla, kalbinden ve dilinde terennüm ettikleriyle, her bir sözüyle o tam anlamıyla bir hikmetti. Hazreti Peygamber harflerin, kelimelerin, cümlelerin ve beytlerin tarif etmekte aciz kaldıkları, şairlerin dahi ona övgü yazmaktan sakındıkları bir insandı. Yeryüzünde hiçbir insan yoktur ki hayatı, hatta hayatının her bir anı, her bir zerresi, her ibret vesikası olan anı döne döne okunacak bir ilim kitabı, silinmez bir eser olarak insanlığa miras kalsın. Evet, Peygamber Efendimiz kendisinin ilmin ve hikmetin şehri olduğunu, Hazreti Ali'nin de o ilim ve hikmet şehrinin kapısı olduğunu buyuruyor. Siyer-i Nebi İşte bunun için son derece önemlidir gençler. Siyer-i Nebi ilim ve hikmet şehrini anlama gayesidir. Siyer-i Nebi Hazreti Peygamber'i anlamak, onun hayatını öğrenmek suretiyle ilim şehrine vakıf olabilmektir. İmam Hatip öğrencilerini farklı kılan, Kur'an-ı Kerim'le birlikte Siyer-i Nebi'yi öğrenmeleri, Hazreti Peygamber'in hayatına vakıf olarak ilim şehrinin
o muhteşem atmosferini teneffüs etmeleridir. O kadar bahtiyarım ki İmam Hatip Okulu'na gittim, orada okudum, orada Kur'an ve siyer ile ilim şehrinin havasını teneffüs ettim ve oradan mezun oldum. O kadar gururluyum ki 4 çocuğumun, 2 kızımın ve 2 oğlumun İmam Hatip okullarında Kur'an ve siyer terbiyesiyle yetişmiş olmaları beni mutlu etti. Yine o kadar mutluyuz ki 28 Şubat'la kat sayı ve başörtüsü yasağıyla kapılarına kilit vurulmuş İmam Hatip okullarını yeniden açma, onlara eski hürriyetlerini, eski emniyetlerini yeniden kazandırma, İmam Hatip okullarının yeniden can bulması için hizmetkarlık etme şerefine nail olduk. Ve o kadar mesuduz ki Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerini tüm okullarımızda seçmeli ders olarak okutabilme, gençlerimizin, öğrencilerimizin, velilerin önüne o ilim şehrine girebilme imkan ve tercihini sunabildik. Eğer şahsıma 12 yıllık başbakanlığımda yaptıklarından nedir diye sorulursa, bunu söyle bakalım derseler, öyle tahmin ediyorum ki İmam Hatip okullarına yeniden can suyu vermiş olmak şerefi yetecektir. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, inşa ettiğimiz yollar bir gün eskiyecek. Barajlar, konutlar, hastaneler bir gün miadını dolduracak. Tüneller, köprüler, havalimanları, demir yolları gün gelecek yenilenmek ve yeniden İnşa edilmek isteyecek. Ama inanın, bir tek çocuğun, bir tek gencin Kur'an-ı Mecid ve Siyer-i Nebi ışığında yetişmesini temin edebildiysek, işte o eser ebediyete kadar bizimle gelecek. Asıl olan geride fani eserler değil, geride baki eserler bırakabilmektir. Yaratılmışların en şereflisi insana eserler bırakarak, insanı bir eser olarak geride miras bırakarak, inşallah kıyamete kadar kapanmayacak amel defterleriyle kucaklaşmak bizim gayemizdir. Kardeşlerim, Hazreti Nebi, sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ümmetine
ve insanlığa iki emanet bıraktığını buyurmuştu. Demişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip çıktıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünnetidir. Dikkat edin, birileri değil, birileri değil, şu veya bu kişi değil, Allah kitabı ve sevgili Habibi, onun sünneti. Birilerinin dediği gibi, ne diyorlar? Pensilvanya'daki zat söylediyse doğrudur. Hayır. Böyle bir şey söylemek itikadi noktada insanı sapkınlığa götürür. O sadece sevgili peygamberimize aitti. Miraç'tan indiğinde müşrikler Hazreti Ebubekir Sıddık'a gelmişlerdi. Dediler ki, seninki gene sapık sapık bir şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söylüyor. O zamana kadar Hazreti Ebubekir'di. Verdiği cevap müşriklere çok netti. Eğer o söylediyse doğrudur diyordu. Ama o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Asla ona ait olan bir sıfatı kimse birilerine layık göremez. Onun için peygamberimiz biliyorsunuz hatadan beriydi. Günahsızdı. Çünkü o sürekli olarak evet vahiy ile teçhiz ediliyordu, güçlendiriliyordu. Sonra değerli kardeşlerim, veda hutbesinde sevgili peygamberimiz şöyle devam etmişti. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Evet, peygamberimiz veda hutbesini bitirirken bize bu emirleri, bize bu tavsiyeleri ilettikten sonra şehadet parmağını kaldırmış ve şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye 3 kez seslenmişti. Kardeşlerim, Hazreti Nebi'den bize miras kalan emanetler Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Bunlar kadar önemli bir diğer emanet ise Müslümanlar kardeştir emridir. Kardeşler birbirini incitmezler. Kardeşler birbirlerinin hukukuna tecavüz etmezler. Kardeşler birbirlerine kem gözle bakmaz, birbirlerini horlamazlar. Kardeşler birbirlerine Kürt diyerek, Türk diyerek, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü, Roman vesaire diyerek aralarına duvarlar örmezler.
Kardeşler birbirlerini unutmaz, birbirlerinin acısına ve sevincine sırtlarını dönmezler. Gençler, Filistin senin kardeşindir. Suriye senin kardeşindir. Esma'nın şahsında Mısır senin kardeşindir. Somali, Irak, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Patani senin kardeşindir. Öz be öz kardeşindir. Kardeşinin meselesine sırtını dönen, Arafat'ta veda hutbesinin sonunda Hazreti Nebi'nin huzurunda verdiği şahitlik yeminine de sırtını dönmüştür. Şunu burada özellikle ifade ediyorum. Müslümanlar kardeşlerini sırtlarından hançerlemezler. Müslümanlar kardeşlerini gidip de Batı ülkelerine şikayet etmezler. Müminler kardeşlerinin kuyusunu kazmazlar. La ilahe illallah diyenler inanmayanlarla kirli ittifaklar yapıp kendi ülkesine, kendi milletine, kendi öz değerlerine ihanet etmezler, edemezler. Filistin'e, Mavi Marmara gemisine sırtını dönüp mümin kardeşinden esirgediği muhabbeti diğerlerine cömertçe verenler Arafat'taki vaatlerine ihanet edenlerdir. Başörtüsüne sırtını dönüp İmam Hatip davasına, büyük ve bağımsız Türkiye davasına biyane kalıp zalimlere tebessüm edenler Arafat'ta verilen söze muhalefet etmişlerdir. Müslümanların seslerini gizlice dinleyenler, mahremlerine girenler, Müslümanların evlerini gizlice gözetleyenler, sonra bunları tehdit ve şantaj olarak kullananlar, bırakınız ayetleri, bırakınız hadisleri, insana ait ne kadar şerefli değer varsa hepsine saygısızlık etmişlerdir. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. İslam tarihi de, insanlık tarihi de, bizim millet olarak kendi tarihimizde nice ihanetler görmüş, nice ihanetlere tanıklık etmiştir. Ama emin olunuz, hiçbir ihanet o ihanetin sahibinin, o hainlerin yanına kar kalmamıştır. Gençler, bir Müseylemetül Kezzap çıkmış, peygamberlik iddiasında bulunmuş ama yalancılığının cezasını ağır ödemiştir. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da katledenler tarihe kötülüğün ismi olarak kazınmışlardır. Alamut Kalesi'nde Müslümanlara korku salacaklarını zanneden zalimler başka zalimler eliyle yok edilmiş, tarihe tedhişin, terörün, suikastin ismi olarak gayet nahoş şekilde yazılmışlardır. Kim ki Hazreti Kur'an ve Hazreti Nebi'yi kendisinin ve zümresinin hırsları için alet ettiyse, onlara hürmetsizlik ettiyse, inanın tarih boyunca Hazreti Kur'an
ve Hazreti Nebi'nin nurunda yok olup gitmiştir. İşte onun için asla endişeli olmayın. Asla üzüllenmeyin. Mahzun ve kederli olmayın. Din Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altındadır. Hazreti Nebi insanlığın şeref abidesi olarak asla ulaşılamayacak ve asla istismar edilemeyecek bir makamdadır. Allah'ın dinine, kitabına ve Resulüne kastedenler, onlara hürmetsizlik edenler, onları kendi şahsi ve zümrevi hırsları için istismara yeltenenler kaybetmeye mahkumdurlar. Ve inanın bugün de kaybetmişlerdir. Ancak benim sizden bir ricam var. Gençler, benim sizden bir ricam var. Tüm insanlığa olduğu gibi mümin kardeşlerinizden lütfen şefkatinizi esirgemeyin. Birbirinizi Allah için seviniz. Mal için, akrabalık için değil, sadece Allah için seviniz. Aldatılmış, kandırılmış, malına, kazancına, hatta aldığı her nefese ipotek konulmuş, saf, temiz, ihlaslı kardeşlerinize sahip çıkmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Birilerinin yaptığı gibi onlar için beddua değil. Onlar için gece gündüz dualar etmenizi sizlerden rica ediyorum. Onların da gerçeği görebilmesi için nasıl aldatıldıklarını, bir ihanet kumpası içinde nasıl istismar edildiklerini idrak edebilmeleri için onlara şefkatle, merhametle yaklaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Asr suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, muhakkak ki insan ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisnadır. Biz hakkı tavsiye edeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz. Biz onlara iki emaneti, Kur'an ve sünneti hatırlatacağız. Sevgili gençler, kula kulluğu değil, Allah'a kulluğu hatırlatacak, onları bedduaya değil, duaya, tecessüse değil, itimada, husumete değil, muhabbete davet edeceğiz. Derler ki bir musibet bin nasihatten evladır. Evet, biz kardeş zannettiklerimizin hançeriyle bir musibete düçar olduk. Ama ondan inşallah bin nasihat çıkar. El hayru fîmâ vaka. Her olanda hayır vardır. Anadolu'daki, Trakya'daki, dünyanın birçok şehrindeki ihlaslı kardeşlerimizin de yaşadıkları musibeti görüp oradan nasihat çıkaracaklarını umuyorum. Sizin şer gördüklerinizde ola ki hayır vardır. Evet, hak şerleri hayır eyler ve inşallah şerri hayra tebdil ederek bize yeni ufuklar, yeni istikametler çizer. Kardeşlerim, burada bu güzel ve anlamlı buluşmada
şu noktanın altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bakınız, yüzyıllar boyunca millet olarak, medeniyet olarak horlanmayı, tahkiri, bunların yanında tehdidi hücrelerimize kadar yaşadık. Bize tarihimizi unutturmak istediler. Bize kadim ve zengin medeniyetimizi unutturmak istediler. Bize ecdadımızı, bize kitaplarımızı, harflerimizi, kelimelerimizi unutturmak istediler. Öyle zamanlar oldu ki geldiler, topraklarımızı işgal ettiler. Bize bağımsızlığımızı unutturmak istediler. Bizi değerlerimizden, bizi toprağımızın kokusundan, ezanımızdan, Kur'an'ımızdan, rehberimiz Hazreti Peygamberimizden inandığımız gibi yaşamaktan koparmak istediler. Çok büyük taarruzlara hedef olduk. Büyük acılar yaşadık. Büyük fedakarlıklarda bulunduk. İstiklal şairi Mehmet Akif'in ifadesiyle topraklarımızın her karışı kanla sulandı. Bastığımız her karış toprak aziz şehitlere makber oldu. Yapılan tüm saldırılara rağmen, yaşadığımız tüm acılara, tüm badirelere rağmen Allah'a hamdolsun. İşte biz bugün buradayız ve dimdik ayaktayız. Millet olarak 77 milyon başımız dik, alnımız açık şekilde tarih sahnesinde ve istikbal yolculuğunda iddiamızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Bütün saldırılara rağmen tarihimizde, ecdadımızda, en önemlisi de medeniyetimizde, harflerimiz, kitaplarımız, okullarımız, milli ve manevi değerlerimizde yeniden ve yeniden kucaklaşıyoruz. Unutmayın ki bu mücadele nice isimsiz kahramanın fedakarlıklarıyla bugüne ulaşmıştır. Yine unutmayın ki bu aziz dava milletin hayır duasıyla bugünlere erişmiştir. Mücadele azmini yitiren, dualardan umudunu kesen milletlerin ayakta kalma imkan ve ihtimalleri asla yoktur. Bizim milletimiz hiçbir zaman mücadele ruhundan vazgeçmedi. Hiçbir zamanda dualardan yüz çevirmedi. Her birimizin tek tek, fert fert şunu her an aklınızda bulundurmanızı sizlerden istiyor ve arzuluyorum. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bunu asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. İşte bu ülkeye sımsıkı sarılacak ve sizler boynunuzu bükmeyecek, yüzünüzü asla yere eğmeyecek, kendinizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceksiniz. Gençler, siz bu salonda olanlar veya olmayanlar, Türkiye'nin tüm gençliğiyle bu ülkenin, bu toprakların, bu vatanın, bu devletin ve aziz bayrağın sahiplerisiniz. Sevgili gençler, artık sizlere evlatlarım diyebilirim, değil mi? Sevgili evlatlarım, siz bu topraklara dışarıdan gelmediniz ki kendinizi misafir hissedesiniz. Siz bu topraklarda sığıntı değilsiniz ki, siz bu topraklarda artık paria değilsiniz, garip değilsiniz. Siz
sesi çok çıkanın, parası bol olanın, medyaya yön verenin, sokaklarda terör estirenin, cam çerçeve kıranın, yani şımarıkların, yani kaba kuvvet sahiplerinin haklı olduğu bir Türkiye artık hafızalarda acı bir hatıraya dönüşmüştür. Bu ülkenin sahibi, sevgili gençler, belli zümreler, belli güç odakları, belli çeteler değil, 77 milyonun tamamıdır. 77 milyonun tamamıdır. Her birinizin bu şuurla hareket etmesini temenni ediyorum. Her birinizin mukaddes millet ve medeniyet davasında inançla, kararlılıkla, azimle, bu millet benim milletim, bu bayrak benim bayrağım diyerek özgüvenli hareket etmenizi arzuluyorum. Onun için Rabia dedik ya, Rabia, burada ne var? Tek millet var. Burada ne var? Tek bayrak var. Burada ne var? Tek vatan var. Burada ne var? Tek devlet var. İstikbale yön verecek olan başkaları değil, sizlersiniz. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle, gerektiğinde, ihtiyaç olduğunda Marmara'nın suyunu kova kova Haymana Çölü'ne taşıyacak azim ve iradenin sahipleri siz dersiniz. Hiç kimseyi, hiçbir bucakta tek başına bırakmayacak olan siz dersiniz. Ebediyet kaygısını besleyecek heyecanın mukaddes hamalları sizlersiniz. Hazreti Nebi'nin bıraktığı, o emanet olarak bıraktığı Kur'an'a, sünnete, kardeşliğe, millet ve vatan mefkûresine sahip çıkacak, onu koruyacak, onu büyütecek ve geleceğe taşıyacak olan da sizlersiniz. Unutmayın ki sizler veda hutbesinde Hazreti Peygamber'e şahitlik ettiniz ve orada ahdinizi verdiniz. O şehadete muhalefet etmeyeceğinize gönülden inanıyorum. Yüzlerinizdeki aydınlığa, gözlerinizdeki pırıltıya, yüreklerinizdeki aşk, sevda ve heyecana bakıyor, istikbalimiz adına gerçekten umut hissediyorum. Türkiye'nin şiddete değil, ilme kendisini vakfetmiş gençlerini karşımda görüyorum. Gelecek adına bundan gurur duyuyorum. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun diyorum. Allah bizi sırat-ı müstakimden, sünnet yolundan, millete, devlete, insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Gençler, ama bir şey istiyorum. Artık katsayı yok. Sizlerden üniversitelere en güçlü şekilde girmenizi istiyorum. Ve bir an önce hayata katılmanızı istiyorum. Buna varız değil mi? Buna varız değil mi? Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Sizleri her zaman önde görmek istiyorum. Doğumunun seneyi devriyesinde Efendimiz, rehberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz Mahmud-u Muhammed Ebul Kasım Muhammed Mustafa'yı salat ve selam ile
hürmetle yad ediyorum. Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'ne, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'na, tüm İmam Hatipli kardeşlerime de teşekkür ediyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş oldukları destek sebebiyle şükranlarımı ifade ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanım, kıymetli konuklar, Plato Meslek Yüksekokulu Önder'in önderliğinde tüm Türkiye çapında en başarılı İmam Hatipliler seçildi. Münazaralar yapıldı, yarışmalar yapıldı. Şimdi Sayın Başbakanımız o yarışmalarda Türkiye'nin dört bir tarafından buraya kadar gelen kardeşlerimize hediyelerini takdim edeceklerdir. Bu arkadaşlarımızın kimisi Adana'dan, kimisi Trabzon'dan, kimisi Tekirdağ'dan en başarılı İmam Hatipliler olarak yapılan münazaralarda birinci olarak buraya geldiler. Onları tebrik ediyor, alkışlıyoruz. Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna. Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna. Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna. Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körfe imalara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Selam tertemiz kalbe, o körfe imalara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna. Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körfe imalara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kalbimize taht kur. Kardeşlerimizi coşkuyla alkışlayalım. Onlar bugün misafirler burada İstanbul'umuzda. Onlar alkışlarımızla hoş geldin diyelim. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam İmam Hatip'im. Çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mehmet'im, selam İmam Hatip'im. Kalbimize taht kurdu, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Bu muhabbeti, bu coşkuyu paylaştığı için ve şimdi de kendisine bugünün bir hatırası olarak bir armağan takdim etmek istiyoruz. Ve bu armağanı takdim etmek üzere Önder Genel Başkanı Sayın Hüseyin Korkut Beyefendi'yi ve bugün aramızda bulunan sayın bakanlarımızı alkışlarınızla buraya sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, şimdi Sayın Başbakanımıza, Önder Genel Başkanı Sayın Hüseyin Korkut tarafından bugünün anısına bu güzel hat hediye edilecek. Bu Rabia işareti, o da aynı sizin gibi bir İmam Hatipli olan
Bilal Akkaya kardeşimiz tarafından yapılmış. Hattat Bilal Akkaya tarafından yapılmış. İnnemel müminüne ihva ayeti kerimesi yazıyor. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. O çok sevdiğiniz, belki en sevdiğiniz İmam Hatipliği bugünün coşkusunu, muhabbetini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin Sayın Başbakanım. Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme. Milleti ve ümmeti bu gençlerle şereflendir Allah'ım. İmam Hatipliler sesinizi yükseltin. Sen bu gençlere şahit ol ya Rabbi. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremde öten gül sesin. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Efendim. Amin. Önderim ve İstanbul Allahu Büyükşehir Ekber. Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan bugünkü programımızın bu vesileyle sonuna geldik. Bütün katılımcılara ve hasreten de Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme.